Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizin bu videosunda gelinceğin tüyler ürpertici hikayesini dinleyeceksiniz. Bu hikayeye geçmeden önce dünyanın en ikinci hayvanı gelinceği yakından tanımak için onun hakkında bazı bilgiler vereceğim. İyi dinlemeler. Gelincik dünyanın en ikinci hayvanı olarak bilinir. Anlatılanlara göre kendisine, eşine veya yavrularına zarar veren kişiyi asla unutmazlar. Zarar veren kişiyi görmeseler bile onu sezebilirler ve ne kadar uzakta olursa olsun gidip bulurlar. İntikamlarını o kişiye musallat olarak alırlar. Kinlendikleri kişinin horoz, tavuk, güvercin ve bunun gibi hayvanlarını yok ederek veya ailesinden başka birine doğrudan zarar vererek de intikamlarını alabilirler. Çok sinsi, çevik, hızlı, esnek, zeki ve tehlikeli etçil hayvanlardır. Burunlarının geçebildiği her delikten geçebilirler. Avlarının doğrudan kafasını ısırarak felç edebilirler. Avlarını hipnotize ederek avladıkları da bazı kaynaklarca iddia edilmektedir. Başka bir rivayete göre ise gerektiğinde bir timsah bile öldürebilecek yetenek ve donanıma sahiptirler. Bunu yaparlarken yöntemleri ise hayli ilginçtir. Timsahın ağzına girerek iç organlarını parçalayıp ardından bulduğu herhangi bir delikten dışarı çıkabildiği iddia edilmektedir. Bazı türlerinin zehirli oldukları da bilinmektedir. Bu kadar kinci olabildikleri gibi yavruyken sahiplenildiğinde bir köpek kadar sadık oldukları da söylenmektedir. Gelincikler mevsime göre renk değiştirebilen hayvanlardır. Yaz mevsiminde üst kısımları kahverengi ve karınları beyaz olur ama kışın tamamen beyaz olurlar. Ayrıca beyaz gelincik diye bir tür yoktur. Gelinciklerle ilgili bir diğer çok ilginç durumsa Rönesans döneminde yapılmış pek çok tabloda, özellikle portre şeklindeki tablolarda bu hayvana da özel bir şekilde yer verilmiş olmasıdır. Rönesans döneminde gelinciklerin postu değerliydi. Bununla birlikte bu hayvanlar hem asil olarak nitelendiriliyor hem de bereket getirdiğine inanılıyordu. Çocuk ve gebe ölümünün yüksek olduğu bu dönemde özellikle kadınlarda doğum için tılsım olarak görülüyordu. Bu yüzden Rönesans tablolarında pek çok sanatçı gelinciklere yer vermiştir. Gelinciğin tüyler ürperten hikayesi. Bir zamanlar köyün birinde görkemli bir düğün yapılmış. Yakışıklı mı yakışıklı bir delikanlı ile dünyalar güzeli bir genç kız evlenmişler. Düğünleri dillere destan olmuş. Herkes onların düğünlerini konuşuyorlarmış. Düğün yapıldıktan sonra herkes kendi işinde gücünde çalışmaya başlamış. Yeni evli çift de geçimini sağlamak amacıyla köydeki evlerinden uzakta olan babalarından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen tarlayı ekerek geçinme çabası içine girmişler. Evin erkeği her gün erkenden tarlaya gidiyormuş. Öğlen yemeğini karısının ağzına koyduğu mütevazi yiyecekler ile idare ediyormuş. Genç evliler hayatlarını bu şekilde kazanmaya çalışıyorlarmış. Erkek her sabah erkenden tarlaya gittiği için hanımın canı çok sıkılıyormuş. Ev işlerinden arta kalan zamanını komşularıyla geçiriyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Çocukları olmuyormuş. Çeşitli tedavi yolları denemişler. Gitmedikleri doktor kalmamış. Yine de çocukları olmuyormuş. Çocukların olmamasına her ikisi de çok üzülüyorlarmış. Komşuları da kadına acıyarak baktıkları için kadın bir kat daha fazla üzülüyormuş. Adam geçen bu yıllar boyunca her sabah tarlaya gitmek zorunda kalıyormuş. Kadın artık evde yalnız kalamıyormuş. Adamcağız iki arada bir derede kalmış. Tarlaya gidip çalışmak zorundaymış. Tarlaya gittiğinde aklı daima evde kalıyormuş. Tarlada çalışmasından da bir türlü verim alamamaya başlamış. Adam bu işin böyle gidemeyeceğini anlıyormuş. Fakat bir türlü çözüm bulamıyormuş. Bir gün tarlada çalışırken bir gelincik yavrusu bulmuş. Hemen aklına bunu eve götürür ve karısına sevdirebilirse kendisinin tarlada olduğu zamanlarda karısının da gelincik yavrusu ile oyalanacağını düşünmüş. Gelincik yavrusunu alarak akşam eve gelmiş. Karısına "Bak sana bugün ne hediye getirdim. Bunu çok seveceksin." diyerek gelincik yavrusunu karısına vermiş. Karısı gelincik yavrusunu görünce çok sevmiş. Onu hemen eline almış. Bir çocuk gibi öperek göğsüne yaslamış. Hemen komşularına giderek gelincik yavrusunun ne ile beslendiğini öğrenmiş.
ve akşamdan onu kendi elleriyle beslemiş. O gece kadıncağız bir başka rahat uyumuş. Gelincik yavrusuna bir şey oldu mu diyerek sık sık uyanmış. Fakat bundan çok memnunmuş. Ertesi sabah mutluluğuna diyecek yokmuş. Kocasını bir başka mutluluk içinde tarlaya uğurlamış. Hanımın mutlu olduğunu gören koca artık gözü arkada kalmadan tarlaya gitmiş. Tarlada çalışırken bir daha evi ve hanımını düşünmüyormuş. İşlerine daha çok zaman ayırıyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Gelincik yavrusu büyümüş. Artık yetişkin bir gelincik olmuş. Evde herkes mutluymuş. Kadın her sabah kocasını uğurladıktan sonra gelinciğe bakıyormuş. Onun yiyeceklerini hazırlıyormuş. Zaman zaman da gelincik ile konuşuyormuş. Günler böyle geçip giderken ailenin bir çocuğu dünyaya gelmiş. Artık kadın kendilerinden başka iki cana bakmak zorundaymış. Gelinciğe eskisinden daha fazla sevgi göstermeye özen gösterirken kendi çocuğuna da tüm sevgisini veriyormuş. Eski zamanların geride kaldığını düşünerek şimdi canının sıkılmasını bırakın zamanı yetmiyormuş. Akşam eve gelen kocasıyla bile ilgilenemiyormuş. Kocası bazen kendisine takılarak "Benimle hiç ilgilenmiyorsun, benim pabucum dama atıldı." diyormuş. Günler böyle geçip giderken komşuları kadının evine gelip "Bu gelinciği artık kovalamalısın. Çünkü gelincik kıskanç hayvandır. Senin sevginin bölündüğünü yani çocuğunu sevdiğini görünce kıskanarak çocuğuna zarar verebilir." demeye başlamışlar. Aynı şekilde kocası da "Artık bu hayvanı gönderelim. Bak çocuğumuz da var artık, canın sıkılmaz. Gelincik çocuğumuza zarar verebilir." diyerek gelincin gitmesini istiyormuş. Fakat kadın "Hayır, ben bu gelinciği bir yere gönderemem. Benim en sıkıntılı günlerimde o bana yar ve yarenlik yaptı." diyerek gelinciği göndermiyormuş. Komşulardan ve kocasından gelen tüm baskılara rağmen kadın gelinciği göndermiyormuş. Hatta onu daha çok sevmeye başlamış. Günlerden bir gün kadın kocasını tarlaya yolcu ettikten sonra evin eşiğinde otururken komşuları gelmiş ve onlarla konuşmaya dalmış. Bu konuşma sırasında bebek beşiğinde uyuyormuş. Gelincik de evin içine bebeğin yanında uyuyormuş. Dış kapı eşiğinde konuşurken evin içinden bir gürültünün geldiğini duymuşlar. Komşuları kadına "Bak biz sana dememiş miydik? Gelincik çocuğa zarar verdi, onu öldürdü." diyerek kadını heyecanlandırmışlar. Bir hışımla kadın yerinden kalkmış ve odasının kapısını açmış. Bir dene görsün. Gelinciğin ağzı kanlar içinde. Açılan kapıdan dışarıya doğru kaçıyormuş. Bunu gören kadın beyninden vurulmuşa dönmüş. Hemen eline aldığı bir sopa ile gelinciğe vurmaya başlamış. Öyle bir vurmuş ki dakikalarca sürmüş. Artık gelincik orada hayatını kaybetmiş. Fakat kadın hırsını hala alamamış. Bir zaman sonra çocuğu aklına gelmiş. Elindeki sopayı fırlatıp koşarak eve girmiş ve çocuğunun yattığı beşiğin yanına varmış. Bir dene görsün ki beşiğin üzerinde kocaman bir yılan, fakat yılanın başı yok. Yılan ölmüş. Gelincik yılandan çocuğu kurtarmış. Kapı açıldığında da yılanın başı ağzında ve her tarafı kanlar içindeymiş. Kadın yavrusunu kurtaran ve uzun zamandır hayat arkadaşı olan gelinciği kendi elleriyle öldürdüğüne çok üzülmüş. Günlerce kendine gelememiş ve sürekli ağlamış. Gelincik çok kindar bir hayvan olmasına rağmen bu hikayede kendisine ilgi gösterip büyüten sahibini hep korumuş. Bu da hikayeyi oldukça ilginç yapan bir detay olmuş. Kadın da ön yargısının bedelini çok sevdiği gelinciği öldürerek ödemiş. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun sonuna geldik. Gelincik hakkında ve hikayeyle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.